hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler. Birbirlerine yönelik ilişkilerinde. Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik vakalarız. Tam klinik vakalarız. Kim tedavi edecek? Fransız Senatosu'nun kararı mı? Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim yok. Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok, yok ve yok. Ben açık konuşayım. Diaspora'ya sesleniyorum, Ermenilere şunun için sesleniyorum. 1915'e takılıp kalmayın. Kendinizi 1915'e bağlamayın. Kendinizi dünyadaki insanların bu soykırımı kabul edip etmemesine zincirlemeyin. Bu tarihsel bir acı mıdır? Biz yaşadık, atalarımız yaşadı. Anadolu'da hoş bir laf vardır ve biz Anadolu insanıyız. Acıyı onurla sırtlayıp taşımak. Yaygara yapmadan, patırtıya vermeden sırtlar taşırsın. Dünyaya diyorum ki insanlar, dünya insanı, senin Ermeni soykırımını tanımış olman ya da tanımamış olman benim için 5 para ifade etmez. Ermeniler Türkleri öldürmediler mi? Öldürdüler. 1918'li yıllarda Ruslar, 15'ten sonra 18'li yıllarda Ruslar yukarıdan tekrar gelirken intikam dediğimiz kavram neyse, ben lanet ediyorum o kavramı zaten. Oldu bunlar. Türklere diyorum ki, ya Ermeniler niye bu kadar çok ısrar ediyor diye bu sorunun üzerinde durun. Biraz bunun üzerine empati yapın. O zaman belki onların bu duruşunda biraz onur görebileceksiniz. Ermenilere de diyorum ki, Türklerin hayır bu bir soykırım değildir sözünün üzerinde de bir onur görmeye çalışın. Bir onurlu duruş bulmaya çalışın. Nedir o onurlu duruş? Bir Türk olarak ben soykırıma karşıyım, ırkçılığa karşıyım. Soykırım Allah'ın belası bir şey. Dolayısıyla nasıl ya? Benim atalarım böyle bir şey yapamaz. Çünkü ben yapmam. Dolayısıyla burada bir onurlu duruş vardır. Şu telefonum benim çaldı. Sivas'ın bilmem ne köyünden yaşlı bir amca. Oğul dedi, seni söylediler, seni buldum ben dedi. Burada bir yaşlı bir kadın geldi Fransa'dan. Bir 10 gün buralarda kaldı, dolandı, durdu. Sonra Allah'ın rahmetine kavuştu. Biz de aldık onu gömdük. Duamızı ettik, namazımızı kıldık, gömdük. Ama öğrendik ki bu her hal sizlerdendir. Ve seni söylediler, ben de seni buldum. Bir bak, araştır. Adı soyası şudur, kimlerdendir. Varsa eşi, dostu, akrabası, oğlu, kızı. Buyursunlar, biz burada onlara yardımcı oluruz eğer cenazeyi alıp götürmek istiyor. Biz gömdük ama eğer isterlerse alıp götürürler. Peki amca ben bakarım dedim. Sivaslı bir Efe abim var benim. Hemen onu açtım. Abi soyadı şu dedi. Oğul dedim, in dedi, senin karşı kaldırıma geç dedi. Orada ufak bir kundura git onlara sor, onlar bilir dedi. Gittim sordum. Böyle birini tanır mısınız dedim. Ya Saffet dinlenmeyi dedi. Döndü bana, o benim anam dedi. Dedim senin anan nerede? Fransa'da yaşıyor. Dedim Türkiye'ye gelir mi? Abi dedi Türkiye'ye gelir ama dedi. İstanbul'a bize ya uğrar ya uğramaz dedi. O bizim memlekete Sivas'a gider dedi. Doğduğu yere. Bir 15 gününü orada geçirir dedi. Orada köylülerle. Sonra dönüşte bana ya uğrar ya uğramaz. Gider. Hacı böyle dedi. Bir telefon aldı. Hüngür ağladı tabii. Neyse yolladım dedim gidin. Gittiler ertesi gün kız telefona işte. Abi geldik. Doğru babam, anamdır buldum. Peki getiriyor musun? Abi ben getireceğim de burada bir yaşlı amca var. Geldi kulağıma dedi ki ne dedi? Başladı ağlamaya. Ya kızım niye ağlıyorsun? Ne oldu? Panikledim bir şey mi var? Yaşlı amca aldı. Amca ne yaptın kızım? Oldu hiçbir şey yapmadım yavrum hiçbir şey yok. Ona dedim ki kızım anandır, hakkındır, alırsın gidersin, sen bilirsin. Ama bana sorarsan bırak, su çatlağını buldu. Kalsın. Bu cümle beni mahvetti. Ben de oturdum ağladım. Suç atlağını buldum. O ne laf ya Rabbi. O ne edebiyat, o ne dervişlik, o ne Anadolu insanının cümlelerle, sayfalarla anlatılamayacak öz değişimi. Geliyor, kendi çatlağını buluyor, böyle giriyor.